Herkese selam arkadaşlar. Mafya 1 Definitive Edition'ın gizli görevlerinde ikinci bölümde karşınızdayım. İlk bölümde en hızlı araba Crazy Horse almıştık. Bir tane Palyuço'yu gebertip bankadan çıkartmıştık. Palyuço kıyafeti almıştık ve Gold Shotgun, altın bir shotgun elde etmiştik. Bugün vitesi arttırıyoruz. Bugün uzaylılarla uğraşacağız. Uzaylı gizemlerine bakacağız diyelim. Ve altın bir Tommy Gun almaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Görevler gerçekten zor. Şimdi Tommy Angelo ile beraber noktamız Salieri Bar. Görevleri şimdilik buradan topluyoruz. Yani mekanımızı hemen şöyle sağdaki kapıdan girelim. Ve şimdiden hatırlatayım, videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Bu sayede etkileşimleri artıyor ve videolar daha fazla insanın önüne çıkıyor. Haberiniz olsun. Çıktık yukarıya, sağdaki kapıdan girdik ve görevimizi Herbert bize veriyor. Diyor ki sevgili arkadaşım, saldırıya uğradık. Detaylar çalışma bölgesindeki tramvay durağında sizi bekliyor. Gece gel, dikkatli olun ve gökten gelen tehdidi hatırlayın. Şimdi gece gel dediği için arkadaşlar kesinlikle oyunun gece olması lazım, yoksa telefon çalmaz. Peki oyundaki saatleri, mevsimleri demeyelim de geceyi gündüzü nasıl değiştirebilirsiniz? Ben de gece şu an. Gitsem görevi alırım ama gündüzse alamazsın. Nasıl değiştireceksin? İçeriye girdim. Bilardo masasının yanından geçip toplantı odasına gittim görevleri aldığımız ve şuradaki tablolara bakın. Mesela ben de gece ya şimdi, gündüz olsun istiyorum. Bastım. Oyun bir anda havayı gündüze çeviriyor. Şimdi mesela görev almam için gece yapmam lazım. Döndüm. Havayı değiştir dedim ve bir anda gece vaktine döndük. Oyunun böyle muhteşem bir mekaniği var. Böyle muhteşem bir olayı var. Ve bu sayede gece gel gündüz gel dediği görevlerde değiştirebiliyoruz. Ya da oyuna girdim, takılmak istiyorum abi, araba süreceğim. Mafya 1'in muhteşem atmosferini yaşayacağım. Ama gece vakti yaşamak istiyorum. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Buradan direkt gece yapabiliyorsunuz. Şimdi peki gideceğimiz nokta neresi? Haritadaki noktamız neresi? Çalışma bölgesi Work Quarter, şehrin bu bölgesi ve tramvay durağı, tramvay bölgesi de burası arkadaşlar. Şu yolun kesişim noktası bizim telefon kulübemizin noktası olacak. Orası yakın ve Crazy Horse muhteşem aracımızla, geçen bölümü aldığımız aracımızla beraber noktaya gidebiliriz. Harita zaten yakın. Bu kadar motorları severken de gidip motora kafa atmam hoş olmadı. Aracın şöyle bir güzelliği var, inanılmaz hızlı düz yollarda. Aracın şöyle bir kötü özelliği var. Çok fazla takla atabiliyor ya da dönebiliyor. O yüzden de çok dikkatli olmamız gerekebilir bazı yerlerde. Özellikle çok hızlı gitmemiz gereken, yakalamamız gereken görevlerde. Birazdan... Pardon, birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. İyi, buralar kırılabiliyor, güzel. Aracı da patlatmayalım. Şu an Works Quarter'a geldik. Buralar biraz daha işçi kesimin yaşadığı, biraz daha... Hani fakir kesimin yaşadığı bölge oyundaki Lost Haven'daki. Lost Haven direkt Amerika'da bir şehri anlatıyor mu bilmiyorum. Kurgusal bir yer diye biliyorum ama yorumlarda yazarsınız. Şimdi telefona geldik. Telefona gelmeden size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bir kovalamaca olacak ve bu oyunun en zor görevlerinden biri bana göre. Kovalamacada nereye gideceğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Yoksa yakalamanız mümkün değil. Çünkü yerden giden bir şeyle mücadele etmiyorsunuz. Şimdi ilk kovalamaca burada olacak. İkinci kovalamaca burada olacak. Üçüncü kovalamaca burada olacak. Ve yanılmıyorsam dördüncü kovalamaca da burada olacak. O sebepten bazı noktaları işaretleyeceğim, birazdan göreceksiniz. Telefonu açalım. Derin uzaydaki kötü adamlar şehrimizin sakinlerini kaçırıyor. Ve onları yabancı kopyalarla değiştiriyor. Uzaylı gemiyi yakalayın ve planlarını bozun. Başarı durumunda değerli bir ödül sizi bekliyor. Şimdi bakalım mücadele edeceğimiz şey nesne ne? Güzel bir gece ve... UFO geldi abi. Uzay mekiği geldi. Peki bunlar ne yapacak? Hemen görüyorsunuz aşağıda. Bir tane insanı aldı ve örnek alıyor. Değiştiriyor onu. Bizim yapmamız gereken şey ne? Geldik. Şöyle bir mesafeyi ayarlayayım. İnsanı almadan UFO'ya ateş ettim ve insan almasını engelledim. O da kaçmaya başladı. Ama kaçış noktaları hep yukarıdan, sağdan, soldan olduğu için arabanın giremeyeceği yerler de olabiliyor. Çok sıkıntı çekebiliriz. O yüzden gideceği noktaları bilmemiz önemli. İlk gideceği nokta Central Island kısmı olacak. Burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir. Ama yakınları olacak. Bu sebepten de şöyle yalandan A'yı işaretleyelim. Bize köprü yolunu göstersin. Navigasyondan göstersin. Şimdi ufaktan takip ederken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela o düz girdi. Ben buradan takip ediyorum onu. Pek de takip edemiyorum. Her yere kafa attım. Böyle bakın sol üstümde hemen ne ara döndü oraya bilmiyorum. Buradan o sola dönüyor. Ve ben de buradan soldan yapıştırıp gidiyorum.
Dümdüz yol benimki, o biraz arkamda kaldı ama bir anda da sola dönecek. Yani neden burayı işaretliyorum biliyor musunuz? Eğer ben burayı işaretlemesem burada mesela o şuraya geçeceği zaman ben yapışıp kalırım buraya. O buradan geçer, ben tekrardan buraya dönmeye çalışırsam yetişemem ona. O yüzden de benim izlediğim yolu izlemeniz lazım. Eğer bu görevde başarılı olmak istiyorsanız freeride missions, bu görevler gerçekten zorlu görevler. Zaten gördüğünüz palyaçoyu almaya çalışırken de bayağı problem yaşadık. Tamam, bakalım nasıl bir takla atacağız, nasıl bir şey yapacağız burada. Ah be, iyi, güzel düştük gene. Gene güzel düştük. Şimdi solumuza sağımıza bakalım. UFO'yu görmeye, uzaylıyı görmeye çalışacağız. Buralarda bir yerde olacak çünkü. Aa bak, geliyor geliyor geliyor, arkamdan geliyor. Onu takip edelim. Çıkarttığı sesleri duyuyor musunuz? Kırık kırık kırık. Böyle alien sesleri çıkartıyor. Benim çıkartamadım kesin ama onu çıkarttığı güzeldi. Ya bu uzaylı olan o ben miyim? Tabii ki o çıkaracak. Şimdi yolun ortasında hiç insan görmüyorum. Yolun ortasından insan oluyor. Belki o bize bir referans olabilir. Sağa döndük. Bu arada arabada ateş etmek zorunda değilsiniz. Arabadan da inebilirsiniz ama daha kolay oluyor diye. Mesela Central Island'ın ağasında direkt geldi ve buradan alıyor. Bir daha bir şey olursa direkt buraya gelebiliriz. Şimdi ateş ettim ve sıradaki nokta downtown noktası olacak. Buralar olacak. Hemen şöyle işaretledim ve onunla beraber gidiyorum. Nokta kısa ve dönüşler sıkıntı. Bu yüzden çok dikkatli gitmem lazım. Onu da takip ediyoruz bir yandan. Hani işaretlemeseydik de bakalım bulabilir miydik onun gittiği yerleri kolayca. Eğer işaretlemeseydik bu aralardan falan girmemiz gerekecekmiş. Hemen biz downtown'un karşıya geçeceğini bildiğimiz için hemen köprüyü tercih ettik yani. Demek istediğim buydu işte. Mecburen köprüye dönecektik ve çok zaman kaybedecektik. Onu da görüyorsunuz, denizin üzerinden ya da okyanusun üzerinden geçiyor. Bir tane dönüşü kaçırdım. Yanlış mı gidiyorum? Yani inşallah o gitmeden varabilirim oraya. Biraz uzaktan döndüm çünkü. Şöyle gel kanka. Dümdüz git, 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 git. Alma kimseyi, alma, geliyorum. Alma kimseyi, geliyorum. Uzaylı yok ortada. Ve park etti, aman diyeyim. Hayır, uzağım galiba. Hadi, hadi, hadi. Heh, vurdum, güzel. Buradan da kurtuldum. Şimdi bildiğim kadarıyla, emin değilim bundan, umarım doğrudur, Beachill kısmına gitmem lazım. Uzaylının adamı almasını engelledim de bir ezeyim onu, çünkü yaşadıkları travma olacak, onu hayattan kurtarmak istedim. Üf. Güzel bir kaçış noktasından da zıpladık. Yani Beachill'e doğru gidiyorum. Beach ne demek İngilizce'de bilmiyorum ama hill tepe demek. Tepeye doğru gidiyoruz. Ön kaldıra kaldıra Crazy Horse'la beraber. Süper bir yolculuk. Uzaylıyı da görmeye çalışıyorum ama ortalıkta yok şimdilik. Belki de yanlış biliyorum. Belki de karıştırdım. Eğer karıştırdıysam tekrardan buraya gelene kadar size göstermem. Buraya geldikten sonra artık ben sizi izletirim. Ah bak, geliyor geliyor geliyor, doğru yoldayız. Geliyor, tepeye doğru çıkacak. Burada kimse yok. Şöyle biraz daha gitmem lazım. Bence erken fren yaptım ben. Biraz daha gitmem lazımmış. Umarım patlamam. Düşme sakın aşağıya falan. Yolun ortasında alırsa tamamız. Geldi buraya. Tamam, inelim arabadan. Ben sıkayım bu sefer. Bam. Uzaylıları takip edin. Sıradaki noktasını inanın bilmiyorum. Sıradaki noktasına inanın bilmiyorum. Ve başımıza bela olabilir. Lost Haven Lighthouse. Deniz fenerine doğru gidiyor. Zıplaya zıplaya gideceğim. Umarım çok uzak değildir diyeceğim de görüyorum zaten. Peki gitmeden ölürsem ben böyle ne olacak? Çok doğru şeyler yapmıyorum sanki. Deniz fenerine gitti.
Ve 7 dakika kaldı. Kalkan jeneratörü için savaşın. Ve savaşacağımız insan, pardon yanlış kelimeyi, savaşacaklarımızın ne olduğu konusunda bir fikriniz vardır diye düşünüyorum. Hepsi düşman ve kafaları yeşil. İnsan sesi çıkartıyorlar ama insan sesi çıkarttıklarına çok bakmayın. Ay, sol alt. Ben sol alta basana kadar öldüm. Ben sol altı bulana kadar öldüm. Zor bir görev olacak. Yine bir canlı geldiğimiz. Yollar bizi mahvetti. Abi her görevde bir can oynamak zorunda mıyım ya? Ya da her görevde silahsız oynamak. Görevlerse silah vermiyor yani. Görevler sizi zorluyor. Görevlere giderken... Aa bir şey mi vardı lan oradan? Tekme attım ben görmeden. Mermim yok. 6 mermi almışız birinden. Çok karanlık olduğu için görmüyorum da. Biraz kör dövüşe gidiyorum. Hazır mısınız? Dur dur dur, cover'la. Q'ya basıyorum cover alsın diye unutup. Hadi abi, bir can, no hit run gibi oynuyoruz yemin ederim bu görevleri. Vurulursak öleceğiz çünkü. Bomba attı ama çok yakın atamadı bence. Bir şey olmazdı zaten yani. Garip sesler. Arabayı şu an çalmamıza gerek yok, arabayla işimiz yok. Üf, sniper falan mı var herifte? Vallahi tekiyordum. 5 dakika kaldı sadece. Sniper gibi bir tüfek var galiba. Ama ben tek atmaya devam edeceğim kendi revolver'ımla. Kimsenin sniper'ına ihtiyacım yok. Ona tek atamadık. Şimdi vurduk. 3 mermim var. O da gitti. Şimdi karşıya geçeceğim. Silah alacağım. Ölmeyelim. Biraz can da olsun. En azından bir mermi yiyecek canı doldurabilirsek devamını halledebiliyorum. Geç abi. Birini daha aldım. Şurada bir tane daha uzaylı var. Ya da uzaylı kıyafeti giymiş adam var. Kendini yaktı aslında da tabii oyun ona izin vermeyecektir kendini yakmasına. Tamam, hepsini hallettik. Ama tabii hepsi dediğim daha devamı bol bol var. Evin içinde mi abi o kıyafet? Dur. Onu değiştirme. Evin içine sokmadı beni. Burada biri varmış. Send him in fire diyor ama kendini yaktı. Pompalı tüfekliler çok sıkıntı. Shotgunlar çok sıkıntı her zaman. Tekleyebilirsiniz. Onlara dikkat etmek lazım. 16 mermim var. Allah! Arkadan geldi. Abi çok tehlikeli. Jeneratörü yok ettim bu arada. Yabancı gemiyi yok edin. Allah Allah. Şimdi UFO'yu yok edeceğim. UFO tepemde de. UFO'yu görebileceğim açıda olmam lazım. Yani ateş edebileceğim açıda. Ve yabancı gemi yok oldu. 4 mermim kalmıştı. Yabancı gemiyi yok ettim. Şimdi gidip loot falan mı alacağız ondan? Hayır, uzaylı istilası iş tamamlandı. Görev başarılı. Şimdi güzel bir araç yanaşıyor. Güzel. Bu sahneyi görmüştüm. Yaşaması çok daha güzel oldu. Bu sahnenin ne olduğunu yorumlara yazın. Eğer biliyorsanız direkt ben söyleyeceğim hani. Tabii ki bilmeyenler için. Man on the Black diye bir film vardır arkadaşlar. Siyah giyen adamlar diye. Siyah giyen adamlar filminde uzaylı gören insanları şıks diye bir alet basarlar ve o bir anda hafızayı siler. Onlar ne söylerse insanlar onu bilir. Geldiler Tommy Angeria'ya. Siyah giyen adamlar.
bastı aleti ve unutturdu o sahneyi. Böyle Tom Hanger uzaylı gördüğünü belki de bir daha hatırlamayacak. Çok güzel bir sahneydi, çok güzel bir görevdi. Şimdi Free Ride Missions'ta dördüncü göreve, bugünün ise ikinci görevine geçiyoruz. Daha önce altın bir shotgun almıştık. Bu sefer ise oyunun en iyi silahı altın Tommy Gun alacağız. İçeriye giriyoruz. Devam ettik kapıdan. Bilardo masasını es geçtik. Bilardo masasında Crazy Horse görevi var. Ve buradaki masada ilk göreve bakıyoruz. Bana çok değerli bir şey teslim edilmeli. Central Island'da park yeri var muhtemelen, biliyorsunuz. Oraya git ve sana bundan sonra ne yapacağını söyleyeceğim diyor. Central Island'a gideceğiz. Daha önce uzaylıları kovalarken de gittiğimiz oyunun merkezi noktalarından biri. Buralarda bir yerde bir telefon kulübesi olacak. Ve o telefon kulübesine gittiğimizde de görevimize başlayacağız. Ki sen gittin, eskisi kaldı bu aşkın puslu sesinden. Bir gece uyanıp aniden, kan ter içinde fırlayıp yerinden. Bırak damlasın gözünden, içinden gelenler. Sen gel geceleri bir de bana sor. Özlemek inan yaşamaktan daha zor. Yolculuk var. Toplandılar. Hatıralar zoruma gidiyor. Telefon kulübesinin önüne geldim. Haritadaki noktamı son olarak işaretlediğim yer. Şimdi açalım bakalım. Bu arada görevleri artık gündüz yapabilirim. Gece belki tam görmüyorsunuzdur. Şehir boyunca bir paket taşımam gerekiyor. Maalesef bu paketin gerçek sahibi onu iade etmek istiyor. Bir şoförüm var. Ona da ateş desteği sağlamanız yeterli. Silahı kendine saklayabilirsin. Hadi bakalım. Ateş desteği olacağız. Telefon uzakta. Umarım size çok sesi gelmiyordur. Arabaya binelim. Ve arabayı koruyacağız. Görüyorsunuz altın bir Tommy Gun'ımız var ve aracı koruma görevi başladı. Biraz geç başladım ben, o yüzden birkaç mermi yedik ama o da tuzu biberi, sınırsız Tommy Gun. İnşallah istiyorum ki bu görevden sonra oyun sınırsız Tommy Gun mermisini bana verir. Yani hep bende olur bu sınırsız Tommy Gun'lar. Tamam altın Tommy Gun olacak ama mermim de sınırsız olur umarım. O zaman diğer görevlerde çok daha kolay hareket edebiliriz. Şimdilik iyi idare ediyoruz. Özellikle arabaya değil de şoföre, arkadaki elemanlara falan ateş etmeye çalışıyorum ki çok daha iyi olsun. Soldan gelecekler şimdi. Özellikle şoförü vurmak başlangıçta en iyisi olabilir ya. Gelmelerini engelleyeceği için. Ama yine de kafayı çıkartan ateş edenler net seçenek yani. Tamam, şoför de gitti, devam. Bir reload atalım silahımıza, şarj edelim. Size daha önce de söylemiştim. Şey, yapay zeka çevirdiği için oyunu reload'u, İngilizce'de reload, şarjör yenileme, tekrardan doldurma yani, şarj et olarak çeviriyor. Bunlar ölmeden şoförler ölüyor mu bilmiyorum. Şoförleri çok öldüremedik direkt. Adamları patladıktan sonra sanki şoförler patlıyor. Oy, ne çarptık be. Bu arabaya çarpmamız gerekiyor muydu bilmiyorum ama çarpmamız gerekmiyorsa da halktan adam bayağı acı çekti yani bizim yüzümüzden. Tabii biz dışarıdan ateş ettiğimiz için gelen mermiler bana da isabet ediyor. Yine yani hiçbir şekilde kolay bir görev geçirmiyoruz. Yine ölmeye yakınız. Ve öldük yani. Sonunda öldük. Tamam, bu sefer şeye dikkat etmem lazım. Adamlar beni tararken onlara ateş etmemeye ve onların hani içeriye girdiğinde reloadlayacağı, tekrardan şarj edeceği zaman benim onlara ateş etmem lazım. Buna dikkat etmem gerekiyor. Bu video bayağı uzun bir video olacak bu arada. Uzaylı kovalamacısı da uzundu.
Bu kovalamaca dozun ilk video 16-17 dakika olmuştu. Bu video herhalde 25 dakikayı bulacaktır. Diğerlerini bu kadar uzun tutmamaya çalışacağım. Çünkü bazı uzun videoların çok izlenmediğini düşünüyorum. Ortalama 15 dakika 20 dakikalık videolar YouTube için ideal. Diğerlerini biraz daha kısa tutabilirim. Değil silah. Biri gitti. Onlar da gelemez umarım. Mesela sıkamıyorken, reloaddayken falan çok ateş etmiyor olmam, dışarıda olmuyor olmam lazım yani. Yoksa boşu boşuna mermi yemiş oluruz. Şu ana kadar aracımız da çok temiz, biz de çok temiziz. Harika ilerliyoruz. Adam da bir iade etmek istediği bir şey var. Artık kargoyu istemiyor falan dedi. Bu araçtan mı bahsediyor acaba kargo diyerek? Yani bu aracı mı teslim etmemiz gerekiyormuş? Yoksa araç çok güzel yani, ben alabilirim. Eğer veriyorlarsa. Arabaların belli bir noktası var mı acaba? Mesela benzin bidonuna sıktın, direkt patladılar falan gibi. Onu bilmiyorum. Bizim şoför de çok yavaş gidiyor. Ama şehrin manzarasına, atmosferine baksanıza. Yani bana hep soruluyor en sevdiğin oyunlar ne diye. Hatta şu anda ekrana getirebiliyorum. Şöyle size de getirdim. Görün. Yayınlarda kullanıyorum. Her zaman hani GTA'lar benim için önemlidir ama Mafya serisi de bayıldığım bir seri oldu ya. Özellikle çok geç tanıştım ama tanıştıktan sonra da en sevdiğim serilerden biri oldu. Özellikle Mafya 2 benim için çok efsanedir. Ama Mafya 1 Definitive Edition'da Mafya 2 yaratmıyor kesinlikle. Şu an gayet güzel ilerliyoruz. Az önce burada ölmüştük yanılmıyorsam. Yine birkaç mermi atmayı başardılar ama şoförlerini vuruyorum herhalde yanlışlıkla, şoförlerine çok da isabet etmezken. Yani isabet ettirmeye çalışmazken. O da beni kurtarıyor. Güzel. Şoför yine gitti. Araçlarının gitmesi önemli. Hepsini patlatmaya gerek yok. Yeter ki araçları patlasın. Araçları yok olsun. Şoför patladığı için de araç yok olmuş oluyor yani. Adamların içine girdik resmen bu sefer. Resmen araçların içine girdim. Tokat attım Tommy Gunn'la. Enteresan yerlerden geçiyor. Aa bak, şehirdeki elemanları öldürmeyelim diye görev biraz kafayı yedirtti orada. Araç o kadar az hasar aldı ki, yani bu dakikadan sonra belki ateş etmesen bile götürür bize. Yalnız bizim de ne kadar düşmanımız varmış be. En sondan füze falan atıyorlar mı bize? Belki de bu kadar çok canı kalması normaldir. En sonunda bir füze falan yeriz belki. Taretler maretler çıkıyordu ya ana hikayede. Belki öyle bir şey olabilir. Üf. Tommy Gunn mükemmel bir silah ya. Kara sokaklardan geçiyoruz. Böyle görevlerin amacını bilirsiniz. Hani bu şuralara görevde gelmedin. Ana hikayede gelmedin. Ama bak biz ne kadar güzel şeyler yaptık diye. Kovalamaca görevleri, tarama görevleri koyarlar ki oyun yapımcıları sana yaptığı güzellikleri göstermek istesin. Çok güzel döndü. Buralarda da böyle muhteşem evler var yani. Görevler bize şu an tamamıyla bunu tanıtıyor. Freeride Missions'da Freeride görevlerinde farklı noktalara bilhassa bu şekilde gönderiliyoruz. Ama bu eleştirmek için söylediğim bir şey değil yani. Gayet normal tabii ki adam yaptıysa burayı. Özellikle GTA San Andreas'ta bir tane görev vardır. Mike Toreno'nun. Oo, madem sen abini hapisten kurtarmak istiyorsun, ben de FBI görevlisiyim. Al bakalım şu aracı da 5 dakika boyunca çöllerde dolaş. Yani ne alaka anasını satayım dersin ama yani adamlar o kadar. El Diablo diye bir mekandı galiba. Orası. Orayı göstermeye çalışıyor. Çok uzatmayayım, ne demek istediğimi anladınız. Şu an gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Oyun bu görevde bize biraz şehri dolaştırıyor. Fazla karanlık. Bir dahaki görevlerde eğer gece özellikle demiyorsa daha çok gündüz tercih edebiliriz. Bugün geceleri mücadele ettik. Geceleri görevleri yaptık.
Ben şimdi bu videoyu çekerken saat 6.30. Hemen ilk videoyu yayınlamam lazım. Aynı gün iki video çekiyorum bugün. Bu video biter bitmez hemen ilk videoyu yayınlamam lazım. Çok da geç olmadan, çünkü akşam da yayın yapmam gerekiyor. Hatta belki bundan sonraki görevleri yayınlarda oynayabilirim diye düşünüyorum. Çünkü oyun güzel, oyun sarıyor. Yayınlarda chatle beraber oynayıp muhtemelen 12 tane görevi var Free Ride Missions'ın bildiğim kadarıyla. Görev bitti. Belki onları canlı yayında oynayabilirim. Ve yaldızı Tommy Gun aldık abi. Artık Tommy Gun'ımız var ama mermisi sınırlı. Gördüğünüz üzere yeniledik ve mermi sınırlı. Ama silah dükkanlarına falan uğrayıp alabiliriz. Peki yıldızlı olduğu için, yani yaldızlı, altın yaldızlı olduğu için damage artıyor mu? Herhangi bir etkisi oluyor mu? Onu bilmiyorum. Ona da artık beraber bir gün bakarız. Şurada ne varmış? Burada da bir tane korkunç hikayeler diye bir dergi varmış. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer desteklemek istiyorsanız da canlı yayınlara gelebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.